Dünya sıralamasına baktığımızda kovan bakımından dünyada ikinci sıradayız. Bal üretim bakımından ise üçüncü sıradayız. Ama arı sütü üretimine baktığımızda ithal edilen bir ürün olarak karşımıza çıkmakta. Biz de bunun üzerine araştırmalar yapmaya başladık. İnternetten yaptığımız araştırmalar, daha sonra arıcılarla yaptığımız görüşmeler sonucunda arı sütü üretim aşamalarından en zorunun lavra transfer işlemi olduğunu öğrendik. Ekip çalıştırması gerektiğini ve insanlarda bel ağrısı, göz ağrısı çünkü çok inceleme yapmaları gerekiyor gibi problemlere sebep olduğunu öğrendik ve burada büyük bir makineleşme açığı olduğunu gördük. Biz de bunun üzerine lavra transfer işlemini tamamen otonom gerçekleştiren bir cihaz tasarladık. Bir arayüzümüz var. Kullanıcılar kolaylıkla başlat düğmesine bastıktan sonra cihazı otonom olarak çalıştırabiliyorlar. Kameramız lavraları taramada kullanıyoruz. Her gözü sırayla tarıyor. Bulduğu lavra gözlerine girerek lavra transfer kaşığı yardımıyla lavralarımızı yüksüklerimize taşıyor. Direkt peteklerden arı sütü aldığımızda 20-30 gram kadar arı sütü alırken transfer işlemini yaptıktan sonra 200-300 gram kadar arı sütü alınmaktadır. Bu zaten arıcıların normalde yaptığı bir işlem. Biz bunu sadece otonom hale getirdik. İşleri daha da kolay hale getirdik ki arı sütü üretimi artırılsın. Önemli bir proje aslında baktığımızda. Arı sütü ülkemizde çok önemli olması gereken bir ürün. Arıcılık için çok uygun bir ülkeyiz. Ancak arı sütü üretimi düşük seviyelerde kaldığından dolayı üretmiyoruz arı sütünü. Biz de gerek işçi zorluğundan olsun, gerek larva transfer işleminden dolayı olsun yapılmadığını öğrendik. Ve bu şekilde bir makine tasarladık. Makinamız inşallah üretime geçebiliriz, devamlılığını sağlayabiliriz. İnsanlara da daha kolay bir biçimde, daha çok ülkemize katma değer sağlayıp, sağlık anlamında olsun, diğer anlamlarda olsun büyük getiriler sağlayabilmeyi planlıyoruz. İlk önce bir prototip yaptık. Onda daha küçük bir prototipti. Bu çalışması daha zordu, işlemler daha zorlu oluyordu. Hassaslık ayarları çok düşüktü. Biz daha sonrasında geliştirdik, daha büyük bir kasa tasarladık. LED'ler koyduk, büyük bir panel koyduk, ışık sağladık. Daha sonrasında altına peteklerimizi koyabileceğimiz bir alan tasarladık. Bu şekilde de daha sağlam, daha güzel bir makine haline getirdik. Yazılım konusunda da çok zorluklar çektik. 2-3 defa baştan yazmak zorunda kaldık. 8 aylık bir süreç olduğu için çok büyük emekler harcadık tabii. Bu şekilde yani makinamız 2 defa da ortaya çıktı. Bu görüntüsü 2 defa da ortaya çıktı. Tabii daha geliştirilebilir bir makine. Çoğu kısmı olmayan parçalar. Biz kendimiz yazıcılarda tasarladık, 3 boyutlu yazıcılarda. Bu şekilde zorlu bir süreçti ama güzel, eğlenceli bir süreçti. Bizim makinamız şu an prototip olduğu için daha süresi kısalabilir, daha doğru parçalar kullanılarak en kısa sürelere indirilebilir. Hatta insanlardan bile daha kısa sürelerde yapılabilir. Yani 10 dakika, 15 dakika gibi bir sürede bütün tarama işlemini bitirip transferini yapabiliyor. Burada peteklerle lavraları tarayıp yüksüklerimizi transfer işlemini yapıyor. Bunu yapma amacımız arı sütünü daha çok elde edebilmek amacıyla.